Tamam. Bizim Ali Morca mı orada? Evet, Ali Morca şu anda İstiklal Caddesi'nde. Ha, burada. Tamam. Ha. Çok güzel. Duyuyor mu Ali? Duyuyor musun? Evet. Şimdi bakın, burada ben Ali Morca'nın sesini duyana kadar, bugün gündüz de ben buradan geçtim. Fakat şimdi daha da çok. Her taraf polisti. Bütün barikatlar hazırlanmış. Şu bu bak orada zaten şey görüyorsunuz değil mi? Bak o kenarda. Onlar bir şey onu tırt 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 onlar gelecek. Bak buraları kapatmışlar ne varsa orada. Burada polisler. Her taraf polis. Şu anda çok kibarlar. Mesela görüntü alınıyor. Hiç çekme bizi filan da demiyorlar. Yani şu anda gayet güzel. Bak buradan yolu kapatmış. Yani diyor ki kadınlar öbür tarafta ya da bu tarafa geçecekler. Nedir? İşte Ali ile konuşabilsek bunu söyleyecek. Yani buradan geçenler yoldan geçip gidenler mi yoksa gösteri bu tarafta mı olacak? Bak tramvayda garibim kalmış orada turistler içinde. Şimdi böyle bir durum var. Neresi burası? İstiklal Caddesi. Evet Ali duyuyor musun? Beni duymuyor musun? Aa duymuyor bizi. Ama görüntüleri görüyoruz. Yani ben de size görüntüleri şey yapabilirim. Televizyonlarda maç anlatanlar böyle biliyorsunuz değil mi? Televizyondan bakıyor. Sağa attı, sola attı. Ben görüyoruz onu biz de. Ben de bakın görüyorsunuz değil mi? Tramvay var orada. Nasıl ama? Ya bu nasıl bir şeydir böyle? Şuraya baksanıza ya yollar filan kapanmış tomalar. Bu tomaların ne olduğunu biliyoruz. Su sıkıyorlar bunlar. Bir de böyle or diye sesi var. Eskiden Panzer vardı. O 77 Taksim şeyinde falan. Acayip bir sesi vardı onların biliyor musunuz? 4000 ses arasında mı ne seçilmiş o? Tupamaro gerillalarına karşı. Valla öyle bir ses. Yani ses insanın beyninde şey korku hissi yaratıyor. Ya bunların siren sesleri öyledir. Yani onlar özel olarak seçiliyor falan. Ve o bağırmaya başladı mı panikliyorsun, paralize oluyorsun, kalakalıyorsun böyle fara tutulmuş kedi gibi. Hakikaten yani buradan kolay gibi ben bir şey olmaz falan değil. Bunlar bağırmaya başladıkları zaman kalıyorsun böyle. Zaten onu amaçlıyorlar. Evet burada. Şimdi bu hangi kalabalık? Bu normal kalabalığı mı yoksa kadınlar için etkinlik kalabalığı mı? Tabii Taksim'e şeye İstiklal Caddesi ne zaman girerseniz girin. Böyle bir... Ama bir şey söyleyeceğim. Şu görüntü çok çirkin bir görüntü ya. Vallahi billahi çok çirkin ya. Yani bu kadarına gerek var mı? Nedir bu korku ya? Gezi paranoyası biliyor musunuz? Gezi yaratılırsa diye ya da işte az önce dediğimin hazırlıkları bunlar. Yani görüyorsunuz değil mi? Bakın ne kadar ama abi olmuyor. Bu provokatörlere olmuyor. Konuşabiliyor musun Ali? Konuş. Evet Can Bey. Ha, şimdi anlat. Ben sustum. Evet Can Bey. Şu an İstiklal Caddesi'nin görmüş olduğunuz gibi çok sayıda güvenlik güçleri önüne bağlanmış durumda. Her taraftan sokaklar kapatılmış. Güvenlik güçleri kapatmış sokakları. Çok sayıda görmüş olduğunuz gibi güvenlik güçler de burada beklemede. Yani sağlı sollu bütün barikatlar kapatılmış. Ben şu an tünel yoluna doğru gidiyorum Can Bey. Peki bir şey diyeceğim. Bir gösteri var mı yasal izinli ya da yani... Yasal izinli mi değil mi bilmiyorum ama ben şimdi Galatasaray tünel tarafına gidiyorum. Oradan bakacağım, gözlemleyeceğim. Gözlemlerimi size aktaracağım tamam, Can Bey. Tamam. Daha 8'e kadar buradayız o zaman. Tamam. Sen yayın yaparmış gibi devam et yola. Sonra hepsini tekrar burada izleyicilerimizle paylaşacağız. Evet. Tamam. Evet Can Bey. Oldu. Hadi birazdan bekliyoruz tekrar. Ali Morca'ya döndük. Değil mi? Hah, evet. Ha değil. Ama evet şimdi burada gösteri yani bugünün manasına uygun gösteri buradan başlayacak. Kadınlar toplanmış durumdalar. Pankartlarını gösteriyorlar. Şu anda anladığım kadarıyla Ali Morca ile bağlantı kuramıyor. Çünkü Ali Morca şimdi diyeceksiniz ki ben başka kanallar öyle değil. Ali Morca çok özel bir kamerayla baktığı yeri görüyor şu anda. Yani onun için de ufak bir teknik eksikliğimiz oluyor. Hani bu böyle elde kamerayla dolaşmıyor. Yani ne görüyorsa o biz de onu görüyoruz şu anda. Öyle bir şey yani. Atamaları yine atanamadık. Mesela öğretmenler değil mi herhalde? Fakat ne kadar şenlikli. Bunun sesi var mı arkadaşlar? Yani hayır, görüntülerin sesi var mı? Ali'den duymuyoruz ama. Ha. Çünkü burada sesler de çok şenlikli olabilir. O açıdan diyorum yani. Ha. Hatta evet Ali Morca beni duyuyor musun?
Evet, evet. Heh, şimdi bulunduğun yer neresi, ne oluyor, ne olacak? Evet, tam bulunduğum yer Kalasıray. Burası tünel son durak. Zannedersem burası tramvayın sonu. Tramvay son durağı Can Bey. Evet. Buradan buraya gelen bir vatandaşımıza soralım. Neden burada? Şu an canlı yayındır. Flaş diyeyim. Evet, görmüş olduğunuz çiftlikler yönlendi. Yüzlerce insan. Evet, konuşabilen bir vatandaşımız var. Neden burada? Çünkü bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ve ben bir non-binary olarak, yani cinsiyetsiz biri olarak burada bulunuyorum. Hem kadına yönelik şiddeti hem de LGBT artılara yönelik şiddetin önüne geçilmesi için bir mücadele veriyoruz burada. Çünkü günümüzde şiddet çok fazla artmış durumda. Buna yönelik bir karşı mücadeledeyiz. Can Atakçı Bey, görmüş olduğunuz gibi evet. Burada insanlar doğal olarak protesto ediyorlar ama çok sayıda güvenlik güçleri birçok yerde noktada beklemediler. Alımsızlara karşı önlem almış durumdalar. Peki Halim Hoca, buradan yürüyüş mü olacak yoksa burada bu gösteri burada mı bitecek? Yani ne şey, yani kim düzenliyor, kim organize etti bunu? Organize eden herhangi bir unsur yok zannedersem ama burada insanlar buraya toplandılar. Büyük bir sıfırda giriş yapabilirler ama kesinlikle güvenlik güçleri buradan girişlerine izin vermeyeceklerini duyumlar aldım. Müdahale edebilirler. Onun için ben de burada beklemedeyim. Hep beraber izleyip görelim canım. Tamam. Oldu. Peki. Evet. Bu tabii şu. Yani piyasada mal var mı? Var. Ona bir şey diyen yok. Yani ama bir şey söyleyeyim, bunun sonu böyle giderse, sertleşirse de çok zorlaşır işler. Şimdi evet, gene İstiklal Caddesi'ne bir bağlanalım. Halim Hoca, duyuyor musun beni? Hayır, evet, zor. Can Bey, şu an 25 Kasım'da mücadele gününde dünyanın, Türkiye'nin her yerinde sokaklarda bir kişi daha eksilmemek için, kadın cinayetlerini durdurmak için alanlarda olmaya devam edeceğiz. Bu yüzden burada. Evet Can Bey, görmüş olduğunuz gibi burada toplantılar 7.30 gibi yürüyüşe geçecekler. Zannedersem yürüyüşe izin verirler gibi görüyorum. Aldım duyurlar. Nereye kadar izin verecekler onu söyle. Anlayamadım Can Bey. Nereye kadar izin verecekler? Bir yürüyüş izni var da, yani sınırlı mı yoksa hiç mi yürüyemezsiniz diyorlar. Nereye kadar yürüyecek? Meydana kadar. Meydana kadar diyorlar Can Bey. Nereye? Yalmaya çalışıyorum. Ha, dünyanın sonuna kadar. Evet, şimdi anladım. Görmüş olduğunuz gibi tekrardan anlatmak istemek gerekirse Galatasaray meydana kadar yürüyüş izinleri var zannedersem ama ben burada takip ediyorum buradan. İstiklal Caddesi'nin son durağı burası. Yani tramvay son durağı. Peki kalabalık ne kadar aşağı yukarı? Yani kalabalık ne kadar? Çok sayıda kalabalık var burada. Adeta iğne atlarını yere düşmez ama zannedersem yürüyüşlerine izin verilmez diye iyim almıştım. İzleyip göreceğiz Can Bey. Tamam, oldu, peki. Tamam, yürüyüş başlayınca bir daha oraya bakarız, ne oluyor ne bitiyor, hep beraber göreceğiz. Evet, tekrar dönelim. Evet, şimdi bir karikatür size göstermek istiyorum bu şey sırasında. Bir karikatür oraya mı koyacaksınız? Uykusuzun kapağı.
Evet, şimdi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet'e ayrılan bütçeden yakındı. Planladığımız hizmetlerin yarısını bile yapamıyoruz dedi. Sen açlıktan ölsen seni kim yıkayacak diyor. Ay çok ya, böyle şey olur mu ya? Evet, açlıktan ölebilirsin. Yani bak onu ama düşün diyor yani. Açlıktan ölecek ama diyor seni kim yıkayacak? Ya yetmiyor diyor. Yapmak istediğiniz, ne yapmak istiyorsunuz daha fazla? Ha? Yani yetmedi mi de yani daha ne yapacaksınız? İşte maaşlar ödeniyor, daha ne olsun ya? Hey Allah. Şimdi kasap haberi mi, fırın haberi mi arkadaşlar? Öyle mi? Hayır, o da Ali Borca. Ali Borca şu anda canlı yayında. Fakat onun gündüz yaptığı bir kasap haberi var. Gramla et alınıyor artık diye. Evet, izleyelim bakalım. Bu zamları kim yapıyor? Bu zamları aracılar yapıyor. Neden yapıyorlar? Ya aracılar kendi cebini doldurmak için yapıyorlar. Hep aracılar yani, kimse yani ne çiftçi kazanabiliyor ne şey kazanabiliyor, kasaplar kazanabiliyor. Hep aracıların yani. Mutfakta yangın var mı? Her şey çok pahalandı. Ben bile eve gram götürebiliyorum yani ancak. Gramla et alıyorsun? Evet. Satışlar tabii %50 düştü yani. Yani etiket değiştirmekten biz de yani usandık yani, bıktık yani. Vatandaş bu duruma ne kadar tepkili? Vatandaş çok tepkili. Alım gücü yok. Alamıyor insanlar. Gramla et isteyen var mı? Çok var. Çok var yani. Bir kilo alan şu anda 200 gram et alıyor. 200 grama kadar düştü, 100 grama kadar düştü yani. Müşteriler genelde ne söylüyorlar? Fiyatları görünce sadece bakıyorlar. Her hafta çünkü etiketlerimiz değişiyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi 75 TL 90 kuruş. Kilo hesabı bitti. Artık milli müşterilerimiz 50 liralık, 40 liralık parasal olarak söylüyor ve artık fazla et satışımız biraz daha, tabii geçen seneye rağmen biraz daha düşüşlerdeyiz. Pahalı olduğunu söylüyorlar çünkü her hafta fiyat değişiyor. Şimdi geçen seneye baktığımız zaman 45 liraya kıyma satıyorduk. 45 lira, 50 lira. Şimdiki zamlar %50'nin üzerinde. 50 liraya 75 lira. Hemen hemen %50 gibi bir zam gelmiş etlere. Ve daha da geleceğini söylüyorlar. Şu anda fiyatlarımız bu gelen zamlara göre yine de biraz daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Tavuğa göre. Tabii ki. Vatandaş artık kilo hesabını bıraktı. Artık 50 liraya, 50 liralık kıyma olarak istiyor. Kilo olarak isteyemiyor. Fazla olsun mu diyemiyoruz. Artık bütçeler daha kısıtlı. Yani artık tam daha net veriyoruz kıymayı, kuşbaşı. Şu anda 60-65 lira civarında olması gerekiyor. Bu gelen zamlarla birlikte fiyatların 75-80-85, daha da böyle giderse 100 liralara kadar çıkacağını görüyorum. Çünkü kasaplar zorda mı? Bence kasaplar zorda. Zamları kim yapıyor? Devlet yapıyor. Mazota zam geldiği sürece, biz gübreyi dışarıdan aldığımız sürece ete, tavuğa devamlı zam gelecek. Bu bir kesindir. Bu zamları kim yapıyor?